كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Bak hadise bak. Kadınlar eğerli atlara binecek. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste o kadınlara lanet ediyor. Eğerli at ne demek? Lüks atlar. Lüks. Yani şu zamanın ne? Lüks arabalar. Bu dönemin anlayacağınız tabiri lüks arabalar. Zengin iş arabalar. Şimdi burada peki niye lanet var işin ucunda? Şu şekilde lanet var. Şimdi hanımların araba sürmesi fetvası çıkıyor buradan değil mi? Bu doğuyor. Sen şimdi diyor ki kadın araba kullanmasın mı? Niye lanetlensin? Hanım kardeşler buradan hemen saldırıya geçebilir. Şu. Buradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlar altından yani eğri pahalı olan atlara binecekten baksan hani ata binecek her tarafı bacakları macakları kolu bacağı açılacak. İnsanlara gösteriş olsun. Süs olsun diye yaparsa lanet eder. Yani günümüz için bir kadının araba kullanmasında eğer zaruret, ihtiyaç varsa sıkıntı yok. Ama maalesef günümüzün özellikle süslüman hanımları, evet süslüman hanımları en son model arabaya biner, kolunu dışarıdan çıkartır, ağzında sigara, hareketler, arabadan çıkar ayrı bitirip, arabaya biner ayrı bitirip bunlar işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde lanet ettiği kadınlar, bu kadınlar, insanlar desin, insanlar görsün, insanlar beğensin. Benim arabam var, onun arabası var, güzel mi güzel değil mi? Şoförü de var da şoför de yok artık, hanımlar kendileri kullanıyor. Evet, özellikle maalesef şu, tesettürlü hanım kardeşler bu işin iyice tadını kaçırdı. Evet, süsleniyor, ya arkadaşım sen arabanın içindesin, sen arabanın içinde kime şekil yapacaksın? Yapıyorlar. Camı da açıyor, ağzında sigara. Abi barzo musun ya? Evet abi bu iş barzo iş yani. Arabada camı açıp kol dışarıda ağzı sigara. Ya sen hanımsın biraz edepli ol da. Senin araba sürmene biz eğer şimdi kardeşim bak zaruret olur. Acil bir iş olur. Araba kapıda. Araba kullanacak adam yok. Evin beyi hastalandı. Küçük çocuklar var. Ne yapacak? Bu hanımın o arabayı kullanması lazım. Bu zaruret. Bundan sıkıntı yok. İşte bir yere gideceksin. Şoför yok. Hanım kullansın sıkıntı yok. Bak buna biz yokuş yapmıyoruz. Ama bu kadın desinler, sevsinler, görsünler, beğensinler, aşık olsunlar. Onun arabası işte uf ne arabası var desinler. İşte öyle bir araba aldı ki şöyle desinler. Desinler, desinler, desinler diye diye. İşte bu hanımlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte beyan ettiği gibi lanete çarpılıyorlar. Hatta başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kadınlara lanet edin diyor. Çünkü diyor Allah o kadınlara lanet ediyor. Böyle kadınlar. Yok mu? Var. Maalesef şu memlekette almış başını gidiyor. Hanım şoförler çoğalıyor. Bir daha söyleyeyim zaruret harici bu işin cevazı yok arkadaş. Bu işin fetvası yok. Beni ilgilendirmez. Gezmeye gidiyorum. Sahile gidiyorum. Oraya gidiyorum. Bir bakıyorsun kazaların çoğu da hanımlar yapıyor. Gördüm bir kere gözümle şahit oldum ya. Hanım abla kaza yapmış tek başına ya. Çarptı arabada da 2-3 tane sap var yani. O erkeklerin arasında kalması hoş bir görüntü mü ya? Orada 3 tane tanımadığı adamla muhatap olması hoş bir şey mi ya? Hiç hoş değil. Biz bu yüzden diyoruz arkadaşım. Bizim kimsenin arabasında, karısında, kızında gözümüz yok. Bana ne? Ama benim bunu söylemem lazım. Ben bununla yükümlüyüm. Siz de söyleyeceksiniz. Hanım abla sen bu arabayı kullanıyorsun da hayırdır ya? Sebep ne? Tanıdığınızda söyleyin kardeşim çekinmeyin. Biz bu hallere nasıl geldik biliyor musunuz? Çekine çekine. Aman ne olur, aman şöyle olur, aman böyle olur. Çekinmeyeceksin arkadaşım. Biz çekindik, onlar çekinmedi. Evet, ne dedik biz bu LGBT'ler için? He? Biz dedik, çekindiğimiz için, biz onlara Allah'ı anlatmadığımız için onlar pisliklerini, iğrençliklerini aleni onu orta yapmaya başladı ve hiç çekinmiyorlar. Profillerini bilmem ne yapıyorlar anladınız yani. Hepsinin profilinde LGBT bayrağı var. Hepsinin profil sayfasında kadın erkek karışık iç içe ağız ağıza bak ağız ağıza. Ağız ağıza pislik dolu. Günah dolu.
Kıymetli kardeşlerim, 50 defa söyledik. Biz bu işi yapmazsak bizden başkası yapmayacak. Bak, ehli sünnet bir elin parmakları kadar kaldık. Evet, o kadar kaldık. Öyle kalabalık gözüktüğümüze bakmayın. Gerçekten öyle değil. Boş, boş. İçler boş. Küflenmiş ya. İcraat yok. Yanıyor adamlar. Adamlar cayır cayır yanıyor. Adamlar ateşe gidiyor. Biz ancak izliyoruz. Televizyon izler gibi insanların cehenneme gitmesini izliyoruz. Emri bil maruf, nehyi anil münker bizim vazifemiz arkadaş. Allah Celle Celle bunu emrediyor. Emir. Emir kipiyle. Yapacaksın. .com.tr. Anladık mı arkadaşlar? Anlamadınız mı? Neyse, bir saat daha buradayız. Hadi bakalım. Mübarekler, kimseden ses çıkmıyor. Ne diyeyim yani? Anladınız mı? Herkes bakıyor yani. Tamam. Bir saat daha buradayız. Geçti koçumuş. Hadi bakalım. Eve haber verin. Bu gece mescitte yatacağız yine. Evet. Duamızı yapalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya rabbel alemin, ya erhamer rahimin ve ya hayran nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre sahibi. Ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergâzesinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimizi namaz kılınan ev eyle. Amin. Evlerimizi oruçlan ev eyle. Amin. Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. Amin. Evlerimizi razı olduğun evler eyle ya Rabbi. Amin. Hastalara şifa ver. Amin. Dertlere deva ver. Amin. Borçlara eda ver. Amin. İşsizlere hayırlı iş ver. Amin. Eşsizlere hayırlı eş ver. Amin. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o duada yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. PKK, PYDF, DAEŞ bunları kavru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka ne kadar İslam düşmanı varsa ya Rabbi, hidayetleri mümkünse hidayet ver. Ya Rabbi, hidayetleri mümkünse kahhar sıfatına muamele eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere de Rahman ve Rahim sıfatına muamele eyle ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin ve ala ali kulli necmain ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme, Allahümme salli ve sellim, salli ve sellim ve barik, ve barik ala seyyidina, ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi, Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri, el azimil cahi وعلى آله وصحبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة أعوذ بالله من